Ben Gamze Kartal. Bu da iki karta diyemiyorum. Çünkü öykü bugün benimle yok arkadaşlar. Bugün gece gizlice kendi evime girip misafirlerimi korkutacağım. Bu yüzden öyküyü yanıma almadım. Çünkü daha önce bunu yapmıştık ve öykü çok korkmuştu. Ona kıyamıyorum. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Hadi o zaman başlasın videomuz. Korkutulu bir gün olacak. Meşgul attım arkadaşlar. Sesini Şimdi misafirlerim Mehmet'in kardeşi arkadaşlar. Onlar bizde kalıyordu zaten. Ben onları korkutacağım. Onun yanı sıra biliyorsunuz ki yeni bir kanal açtık ve o yüzden editçimiz Halil de bizimle ve bugün o da bizimle kalıyor. Halil burada uyuyor. Mehmet'in kardeşleri de içeride Öykü'nün odasında uyuyor. Öykü de benim kucağımda uyuyordu ama bugün Öykü'yü annemlere bıraktım. Sırf bu videoyu onları çekmek ve onları korkutmak için öcümü alacağım. Gerçekten Halil böyle bazen istemediğim şeyler yapıyor. Bana kötü şeyler yapıyor videolarda. Kötü olduğum anları sil diyorum, silmiyor. Bugün senden öcümü alacağım Halil. Yok ya. Allah Allah. Hazırsanız başlayalım mı? Yerleştirelim kameraları. Gizli bir sürü kamera yerleştirelim. Onlar şu anda evde değil. Misafirler de İstanbul'da gezmek için de AVM'ye gittiler. İlk olarak onları mı arasak? Neredeler bir soralım bence. Şimdi Metin'i arıyoruz. Mehmet'in kardeşi Metin. Arzu da yanında. Halil de onlarladır büyük ihtimalle. Alo. Mehmet hoş neredesiniz? Alışveriş merkezindeyiz. Ben evdeyim, sizi bekledim de ne zaman gelirsiniz? Şimdi çocuklarla şey dedik, bir kahve falan içelim dedik. Halil ondan senle sonra... değil mi? Evet evet, Arzu da benimle. Kahve içtikten sonra geleceksiniz. O zaman ben bir annemlere kadar gidip gelsem olur mu? Olur olur, sanki tamam, evine evin bak. Anahtarı sende var zaten. Hı-hı. Yedek anahtar vermiştim, kart da var. Tamam o zaman ben bir annemlere gidiyorum. Mehmet de benimle gelecek. Siz anahtar var, girersiniz. Siz yani uykunuz gelirse uyuyun, biz geliriz Mehmet'le. Tamam balım, görüşürüz. Öptüm, bay bay. Görüşürüz. Gülmemek için kendimizi zor tuttum. Oha, sanırım eve geldiklerinde arkadaşlar o kadar kötü şeyler yapacağım ki bu kez Öykü'ye ve Mehmet'e yaptığından daha kötü şeyler yapacağım. Hadi o zaman kameraları yerleştirelim, çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz o zaman bebek vardı, Öykü yanındaydı Mehmet'in. O yüzden istediğim şeyleri yapamamışım. Bugün onları korkutan ağlatacağım arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım, hep bunu istemiştim gerçekten. Öykü'yü sırf o yüzden bugün annemlere bıraktım. Çok heyecanlıyım. Başlasın hadi. İlk olarak buradan girecekler zaten kapıdan. Buradan gelecekler böyle. Kameralarım elimde şimdi. Bir tane ilk önce bunu koyacağız, sonra diğer kamerayı koyacağız. Sonra da JBL'i falan ayarlayacağız arkadaşlar. JBL'le ben böyle evdeki her şeye bağlanacağım ve onları korkutacağım. O sesleri çıkartmak için o düzeneyi kuracağız. İlk bu kamerayı nereye koyalım? Gelin bir bakalım. Bence mutfak. Bana koyduğun yere koy. Emin misin? Bence öyle yap. Çünkü arka... orada görünmüyor. Ben ama görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Aynı olacak Mehmet. Mehmet diyor ki ben görmedim. Bana koyduğun yere koy bence diyor. Ama yani Mehmet'e şuraya koymuştuk. Hatırlıyorsunuz. Bu videoyu izleyenler buraya, dolabın üstüne koymuştuk. Şu an aşırı kararsızım. Bana kalırsa şöyle şuraya ama burada oturacaklar. Buraya falan asarsam, buraya alırsam tüm alanı alır. Oradan tüm burayı alıyor. Oradan görünüyor. Yani bu tarafa koymamamız gerekiyor. Bu tarafa bir yere koymamız gerekiyor. Siz de bakın. Şu perdeye belki yapıştırabiliriz. Bunun böyle en üstüne bant toplayabiliriz falan. Ya da orası aşırı mantıklı gerçekten ama şu an aynı yere koymak istemiyorum. Hani belki videoyu izlemişlerdir, bakarlar falan diye korkuyorum. Oraya koysak bile çok iyi saklamamız lazım. Sizce? Yorumlara yazın. Siz olsanız nereye koyardınız kamerayı? Bu arada arkadaşlar sıradaki videolardan birisi korku videosu olsun istiyoruz. Korku videosu olsun istiyoruz. Yorumlarda ne tarz video istediğinizi, ne korku videosu çekeceğimizi yazın arasından seçeceğiz. Ve korku videosu çekmek istiyorum. Seviyorum korku videolarını. Bugün de onları korkutacağım zaten. Aşırı heyecanlıyım hadi. Bence bunu buraya yerleştirelim sizce. Bir de küçük ya, bu sefer GoPro koyuyorum. Geçenki büyüktü mesela. Bu hiç görünmez yani. Bir bakın. Bunu buraya koydum diyelim. Hiç görünmüyor biliyor musun? Gelin. Mesela kamera şu an burayı net alıyor ama siz bakın görebilecek misiniz? Yok. Kamera kaybolmuş resmen. Çünkü orası gölge. İşte. Orası gölge olduğu için kamera hiçbir şekilde yani anlasalar dahi hani acaba böyle bir şaka mı yapıyorlar deyip oraya baksalar dahi kamerayı şu an göremezler. Bu kamera burada kalsın. İkinci kamerayı nereye koyacağız? Hadi gelin beraber bakalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Arzu küçük. Bayılmaz inşallah. Dikkat et, çok abartma. Abartacağım. Bugün Mehmet'in kardeşlerini birazcık korkutacağım izninle. İzin veriyor musun? Bilemiyorum. İzin ver. Yazık değil mi? Korkutmak istiyorum. Allah'ım olacak. Korkutacağım. Bunun Arzu kesinlikle bence Arzu çok ağlayacak ya. Siz de yorumlara yazın. Şu an tahmin edin. Arzu mu? Metin mi? Yoksa Halil mi daha çok korkacak? Bence Arzu.
Burası onların kaldığı oda. Burası benim odam. Benim odama girerler mi? Normalde burada uyumuyorlar. Kendi odalarında, yani Öykü'nün odasında uyuyorlar. Metin ve Arzu birbirine sarılıp orada yatıyor. Burada da bizim aramızda Öykü yatıyor. Bu arada Barbie! Barbie'le de yaptırdım. Nasıl beğendiniz? Yorumlara yazınlar. Çok seviyorum seni. Ben bir Barbie'yim. O zaman buraya koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani şuraya koyardım ama bence buraya gelmezler ya. Benim odama girmeyin. Niye giriyorsunuz benim odama ya? Herkesin bir özelliği var. Allah Allah, gelin. Sonra odasına koyalım. Yani benim odama girmezler herhalde. Ağzına s***. Bu odanın hali ne? Gelin. Ne yapmışlar? Yata 50 tane yastık koymuşlar ya. Arzu ile Metin aynı yatakta yatıyor ya. Çantalarını bile yatağa koymuşlar. Kıyafetlerini buralara koymuşlar. Diş fırçası burada ne geziyor Arzu? Metin buraya kıyafetlerini koymuş. Öykü başını çarpmasın diye yatak korumalığı vardı. Onu almışlar, buraya atmışlar. Perdenin haline bakar mısınız? Hak ediyorsunuz bunu. Odayı bu kadar dağıtmışsınız. Her yer dağınık. Neydi günahım? Bu ayna böyle değildi. Perdeyi düşürmüşler. Ya bildiğiniz odanın ağzına s**tlar. Ben bunu buraya koyacağım ve bugün Metin ve Arzu sizin üzerinize oynayacağım. Arkadaşlar bu arada bekleyeceğim. Yani hemen korkutmayacağım. Böyle bir video birazcık hem heyecanlı olsun hem de onlar direkt böyle anlamasınlar diye yatağa girip uyuduklarında başlayacağım. Arzu burada uyurken ağlayacaksın. Çünkü hak ediyorsun, odayı mahvetmişsin bu halde ya. Nereye koyalım? Bence şunun arkasına şunu saklarsam şu şekilde görmez. Kurcalamaz da yani. Benim eşyalarımı kurcalamazlar çünkü bakın hep böyle dağıtmışlar falan ama benim olan şeyler benim olduğu yerde duruyor aynı şekilde. Bence ona ellemezler arkadaşlar. Bunun da kaydını başlatalım ya da onlar gelmeye yakın başlatalım. Şimdi hoparlör ve GBL'i kuralım ve onları korkutacağımız sessiz sevin ayarlayalım. Kameracığım bay bay. Arkadaşlar şimdi prizlere akıllı priz taktım. Televizyonu uzaktan kumandayla halledeceğim. Uzaktan kumanda indiriyorum telefonuma. JBL'i zaten hepiniz biliyorsunuz. JBL'i de telefonuma bağladım. Bluetooth'lu bu arada. Şurada Bluetooth özelliği nerede? Hangisi? Şu sanırım. Evet bak, Bluetooth özelliği. Telefonuma bağladım ve bununla korku sesleri çıkaracağım. Onları aşırı korkutacağım. Gerçekten bu videoyu izlememiş olabilirler. İnşallah izlememişlerdir. Onların içinden geçeceğiz bugün. Şimdi bunu saklayalım. Sizce nereye koyalım? Şimdi burada oturacaklar. Geldiler eve. Televizyon izliyorlar falan. Üçü böyle güzel güzel gülüşüyorlar. Koklaşıyorlar falan. Sonra birden bir ses geliyor. Kapı çalıyor. Nereden gelsin bu ses? Bence kapı tarafından. Nereye koysak? Yine şu ayakkabıların şu derin taraflarına saklayalım bunu. Önüne de terlik falan koyacağım. Öykünün şu pufidik terliklerini. Artık hiç göremezler. Tamam arkadaşlar, operasyon başarıyla tamamlanmıştır. O zaman şimdi gelmelerini bekleyelim. Şurada oturalım. Ayaklarımızı atalım. Bugün güzel bir gün olacak. Bugün onları korkutacağız. Arayalım mı tekrar? Ben annemlere geldim. Nerede kaldınız falan. Eve geçtiniz mi diye sorayım. Arıyorum. Aç artık. Efendim Gamze abla. Geldiniz mi eve? Yoldayız şu an. Taksideyiz. Az kaldı. Sen ne yaptın? Annemlere geçtim de gelirim. Siz geçin eve. Yemek yediniz mi? Evde bir şeyler vardı. Yemek yedik ama eve bir şey lazımsa ben gereken alalım. Pizza falan söylemiştim. Dolaba koymuştum. Kalmıştı. İstiyorsan onlardan yiyebilirsiniz. Geleceğim zaten bir saate. Ha, tamam. Şu an aç değiliz. Belki gece yeriz. Tamam, öpüyorum. Tamam, ben de öptüm. Bay bay. Biliyorlar, saklanmamız lazım taksidelere arkadaşlar. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Mehmet sen git, ben saklanacak yer bulacağım. Zaten ben kalamam. Senin gitmen lazım. İkimiz saklanamayız. Arkadaşlar geçen saklandığım yere saklanamam. Çok başka bir yere saklanmam lazım. Çünkü aynanın arkasına eğer videoyu izledilerse bakarlar. Daha iyi bir yer yok. Asıl sorun şimdi arkadaşlar, nereye saklanacağız? Kapının arkasına mı saklansam? Buraya saklansam? Bu odada saklanmalısın kesinlikle. Çünkü yatak odasına girmeyecek. Yatak yani. Şurada bir kapıyı kapatsam, şurada uzansam gerçekten ben eminim o kadar ki girmezler yani benim odama. Hadi böyle bir şey. Şunun arkasına saklan. Mehmet diyor ki buraya saklan. Evet, arkadaşlar. Gelmezler bu odaya. Ya bak, aynı yer diye ben korkuyorum. Sizce burada saklansam görürler mi? Evet, ben ilk bakacağım ya. Perde arkası ki ben öyle yaptım. Tamam sen git. Gidiyorum. Sen git. Gerisi bende. Gerisi bende. Haber vereceksin mi? Ararım seni. Çok merak ediyorum. Gidiyorum. İzleyemeyeceksin ve burada olmayacaksın. Evet. Hoşçakal. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Ne var ya, beni bırakma. Korkacağım. Evde tüm ışıkları kapatacağım. Karanlık, tek başıma ne yapacağım? Bence onlar korkmadı. Neyse, seni yolculayayım. Hadi git. Öpeyim seni. Hoşçakal. Hoşçakal. Baş başa kaldık. Arkadaşlar Mehmet gitti. Şimdi ışıkları kapatacağız ve saklanacağız çünkü gelmelerine çok az kaldı. Kameramız orada bir tanesi. Salonun ışıklarını kapattık. Burası zaten zindan gibi. Şimdi yatak odasına geldik. Buranın da ışıklarını kapatıyorum. Hatta şu LED'i de kapatacağım. LED niye açıksın ya? Bunları falan indirmem lazım. Bir dakika. Ben korkuyorum şu an tek başıma. Ay, bir dakika, telefonumun ışığı. Telefonum nerede? Telefonum. Arkadaşlar durun, telefonum yok. Telefonum yok.
telefonumu buldum. Şu an bunun ışığıyla aydınlanacağız. Bu aynanın arkasına saklanacağım arkadaşlar. İkinci kameramız da diğer odada zaten. Bunun arkasına çok iyi saklanmam lazım. 5 minutes later. Kafayı yiyorum yemin ederim. Terledim burada, artık gelsinler. Işığı kapatmam lazım. Çünkü onlar gelirse falan, ışığı görmülerse. Kapı. Kapı ses. Geldiler. Ayakkabılarınızı dolaba koyun. Birazdan babaanne de mi gelecekmiş? Birazdan geleceklermiş. Bir şeyler izleyelim mi ya? Çok sıkıldım. Niye ışığı açmıyoruz ya? Ben açmıyorum. Hepimizin ayağında kalkmasın. Sence de taksici fazla para almadı mı? Harbi neden o kadar fazla aldın? Ben geçiden baktım. Haritadan yani de bayağı uzattı. Bize şans yok ki. Fazla mı aldın? Size şans olsun. Normalde ben 150 liraya geliyordum, 200 lira aldım. Kaç? Ha. 200. Bir ara onu biliyor musun? Garip bir makyaj yapmıştım. Faysal diye açmaya çalıştım. Beni tanımadın. Genelde de hep böyle saçma sapan makyajlar yapıyorsun. 20 minutes later. Ben çok kaçtayım ama açsanız Gamze ablam pizza var demiş. Doğru alıp yiyeyim. Abi ya iyi olur şu an pizza. Ben pişir açayım ya. Bir tane pizza var. Yemek isteyen var mı? Başka bir şey var mı ya? Birazdan yeriz. Aç değilseniz meyve falan hazırlayabilirim. İstiyorsanız ya... YouTube açalım ya, belki birisi bir şey paylaşmıştır. Arkadaşlar içeride sesleri geliyor. Ne yapıyorlar onlar? Başlayalım mı sizce korkutmaya? Ne yapıyorlar şu an, siz görüyorsunuz, ben görmüyorum. Fısır fısır sesleri geliyor ama. Bir şey söyleyeceğim. Yiyecek bir şeyler yemezsen. Bir şey söyleyeceğim. Kıyamıyorum da birazcık. Ama artık başlayacağım. Yavaştan şöyle bir kapı çalsın. Ben geldim sana. Sprite ya da kola istedim. Kola falan hiçbir şey içmedim. Ben Sprite ya da. Fısıte al. Fısıte al ne ya? Ağzımı fısıte alsın. Fısıte al. Hazır mısınız? Bu ses çok korkunç. Bu ses gerçekten çok korkunç. Saat kaçıyor. 12'ye kadar geliyor. Saat bak kapı çaldı, ben uyuyordum. Olmuş oldu. Gel bir tane. Açana kapıyı. Korkuyorum sesler. Neyinden korkuyorlar? Aşırı korkuyorum ben şu an burada. Ben onlardan daha çok korkuyorum. Bir şey diyeceğim, delikten bakıyorum. Yine kimse yok. Baksana, belki biri çalıp gidiyordur. Bir daha çalarsa ben bakmam. Ben de bakmam. Gamze ablan takipçilerine mi gitsindir belki ya? Bir saniye kameraya bacaklarımla tutacağım ve şu anda bir çığlık ses açmam lazım. Onu çıldırtacağım. Kafa yiyecek. Birden kapının önünde ve çığlık ses duyacak. Sesini duydun mu? Çığlık sesi geldi. Kimse yok. Ölüm kaptı. Oğlum nasıl bir şey olsun? Sen bakabilir misin sen? Neden tek başıma gidelim ben oraya? Hayır bakmayalım, kapıyı. Arda dokunma. Hayır, beraber gideceksek de ben yoksa gitmem. Hem kapı çaldı, kimse yok, hem de bir çığlık sesi duydum. Siz duydunuz mu? Duydum. Kalbimi eder misin? Kalbimi elle, kalbimi. Sen de benimkini elle istersen. Baksak mı diyeceğim de. Hayır bakmayın lütfen. Ben gerçekten korkuyorum. Bir şey yapabilirler mi? Hayır ya, kapıyı kilitle otur, ne yapacaksın? Tabii bize de bir şey yaparlar tövbe estağfurullah. Ya gelir misin şuraya niye? Gelir misin lütfen? Özür dilerim. Bana çok kızacak. Bana çok kızacak arkadaşlar. Kıyam birimizin bakması lazım. Ya sen niye gelen sese gitmek istiyorsun? Otur ya. Şirin bak, şaka yapıyorsan gerçekten komik değil bu arada. Siz duymadınız mı? Bir durun. Bak gerçekten Ardun yapmış olamaz böyle bir şey. Şimdi onları tekrar korkutacağım. Birazcık korktular. Onlara çok kötü bir ses açacağım. Korku sesi yazıyorum arkadaşlar. YouTube'da iki böyle sesler var. Tam oraya doğru gidecektim zaten, o yüzden çok korktum. Duygun sesini kıssana ya ben. Abi bir şey geliyor oradan. Kapıyı. Bu ses ne? Bu ses ne? Gamze ablam var ya. Bak geçen sinirlerim bozuldu. Efendim Arsun? Neredesiniz? Çığlık sesleri geliyor. İkide bir kapı çalıyor. Gamze abla bir şey söyleyeceğim. Şey ölçü ölçüyorum. Önemli değilse sonra arayayım mı? Önemli, çok önemli. Hiç komşunun kapısı böyle çok sert çalınınca gibi siz bir şey duydunuz mu? Bizim kapı çalınıyor gibi oluyor ama... Karşı komşu kavga ediyor sürekli, belki onlardır. Çığlık sesi geliyor ya, sen kapı sesinden bahsediyorsun ya. Duymuyor musun çığlık sesini? Kavga ediyorlar sürekli.
Metin saçma ama korkacağınız bir şey yok. Geliyorum zaten, Öykü uyuyor. Annemlere bırakacağım Öykü'yü, geleceğim uyuyunca. Bir şey söyleyeceğim, biraz çabuk olur musunuz? Çünkü bizim kapıyı da çalıyorlar galiba ve kapıyı açtığınızda kimse... Lan Öykü ağladı senin yüzünden, kapat kapat. Geliyorum birazdan. Biz burada çılık yiyoruz, üstüne bir de azar işitiyoruz. Bu çabuk değil ya. Özür dilerim. Bir şey yap, sen kapı deliğinden baktın mı? Şimdi baktım mı? Kimse yoktu. Emin misin? Evet. Arkadaşlar bir süre bir şey yapmayacağım çünkü çok üst üste yaparsam anlarlar falan, böyle birden bir de çok korksunlar, böyle polis çağırsınlar falan istemiyorum. Gayet yavaş yavaş onları tüm gün gece boyu korkutalım, uyuduklarını bile korkutalım. Şimdi birazcık burada ben böyle bir dinleneyim. Al kırdın kırdın. Al kırdın kırdın. Bence normal sakalım çünkü adam yan konuşuyor dedi, korkacak bir şey yok Arzu, sen de sakin ol. Ya bak şişeyi tutamıyor, bir şeyi görüyor musun? Bu nasıl titriyor, böyle şu an değil mi? Hayır saçmalamaması var, nasıl çığlık geldi duymadın mı sen? Ben de çok korktum ama gazabandı ki yani böyle bir kavga ediyordu. Normal bir kavga olabilir mi? Daha öncesinde ben böyle bir şey yaşamıştım ben. O yüzden ne oldu ama. Ay ikna olur bir şey değil ki, resmen çığlık attı her kimse o. 5 minutes later. Ben üstünde işte geliyorum, gelmesene. Ya sende ki bu rahatlık ne arkadaş ya, sesini kapıyı bilmiyorsun. Daha öncesinde böyle bir şey yaşamıştık zaten, bir sesi biliyorum. Ya tam hadi acele etti ya. Metin! Ne oluyor abi? Bir şey sen kapattın. Ne işi? Ödüm koptu, bu ses ne? Oğlum ne oluyor lan? Işık kapandı, odanın ışığı kapandı. Ne? Oğlum emin misin sen? Tamam ben gitmem oraya, sen git. Odanın ışığını kimse kapatmadı, ben kapatmadım. Sen kapatmasa kim kapattı? Ya bak! Bak gerçekten şaka falan yapıyorsan hiç sırası değil. Saçmalama, sen şaka yapıyorsan bırak beni. Nereden geliyor ses, ben anlamıyorum ki. Ya gelir misiniz şuraya? Yani bir de bunun şakasını yapıyorsa var ya çok fena olur yani. Gamze ablamlar da... Biz burada oturuyorduk zaten. Tek başına gider sensin. Tekrar Gamze ablayı arar mısın? Tamam. Ben gerçekten bak şu an tepki veriyorum, korkuyorum. Beni arıyorlar, açmıyorum. Meşgul attım arkadaşlar. Korku sesi çıkaracağım, hazır mısınız? Tam beni ararlarken meşgul attım. Korku sesi çıkaracağım. Daha çok korkacaklar çünkü ben açmıyorum. Siz yapmıyor musunuz? Kaçıyorum evden, salak mısınız siz? Nereye gideceğiz bu saatte? Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Taksi falan alıyoruz da. Hayır saçmalamayın abi. Gerçekten siz yapmayın. Şu an en güvenli yer burası. Dışarıdan sesler geliyor, çığlık geliyor. Hiç böyle bilmiyoruz kimden geliyor. Kusacağım. Hayır sakin olun. Kapatıyor. Evet, sence sakin olacak dedim mi? Gamze ablam arıyorum, açmıyor. Hayır emin misin? Tekrar ara ya, nasıl açmaz? Daha yeni konuştuk zaten. Kalkma arıyorum, onu açmıyor. Ya bak gerçekten. Bak ben... Bir şey söyleyeceğim. Gamze ablayı tekrar arar mısın ya, bak gerçekten. Arı telefonu aç, telefonu aç. Daha zaten. Aşkım Öykü'yü uyutuyorum, beni deli ediyorsunuz ya. Ne var evdesiniz? Her gün bizim evde oturuyoruz zaten. Gamze şu an burada olsaydım bizi anlardın ama neredesiniz ya? Saat kaç oldu? Metin ben kaç yıldır o evde yaşıyorum, ne alaka? Korkuyoruz şu an, içimizin halini görsen. Evden garip garip sesler geliyor, yan evden mi geliyor anlamıyoruz. Tamam da Öykü'yü uyutuyorum, geleceğim arayıp durma Allah'ını seversen. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok mu? Ne demek korkacak bir şey yok ya? Bak Halil'e veriyorum, Halil anlatsın. Halil ne oldu? Ya önce kapıya vurdular dedik, acaba takipçilerinden biri mi? Sonra bir çığlık sesi. Tamam da Arzu ağlıyor mu? Arzu ağlıyor, sakinleştiremiyoruz. Öykü uyutuyorum, geleceğim. Annemleri bırakıp geleceğim yanınıza, bir 10 dakika dayanın. Biraz çabuk olur musun? Annen uyutsun sen gel. Ama korkacak, çok korkuyorsanız taksi atlayın gelin buraya. Hayır biz o kapıdan dışarı çıkamayız, zaten dışarıdan geliyor sesler. Zaten kapı sesi geliyordu, dışarı çıkamıyoruz ki. Ama çocuk musunuz? Abarttınız yani. Hayır çocuklukla alakası yok. Kapıdan sesler geliyor. Ama çocuk musunuz? Abarttınız gerçekten. Sanki 3 yaşında çocuksunuz, evde tek bırakmışım gibi davranıyorsunuz. Bir de Halil en büyükleri sensin, sahip çıksana. Arzu'yu sakinleştiremiyorum tamam. Kapattım yüzlerine ya. Arayıp duruyorlar. Ne var korkacak? Ne var korkacak? Bir şey söyleyeceğim. Dediği gibi taksi atlayıp gitsek mi? Ben o çocuğu buradan alıp dışarı çıkartmam bak. Biraz mantıklı düşün. Ses dışarıdan, kapının önünden geliyor. Tamam, biraz önce sen çığlığın geldiği yere doğru gider misin? Üstüm ben gidiyorum. Odada ışık benim yüzüme konuyor. Siz burada daha çok korkuyormuş gibi davranıyorsunuz. Sakin ol. Gelecek birazdan. Sakin ol musun? Bak biz de strese sokuyorsun şu an ya. İstiyorsan gidelim. Eğer buradan çıkabilirsen taksiye binip gidebiliriz.
Sakin ol musun? Bak şu an yanındayız. Arkadaşlar Arzu çok ağladı. Ben kıyamıyorum. Artık yavaş yavaş finale gelelim mi? Gerçekten bitirmek de istemiyorum. Onları böyle uyuyana kadar korkutmak istiyordum. Ve artık şu an tüm evin şartellerini attıracağım. Tüm evin aynı anda elektrikleri gidecek. Hiçbir odanın ışığı açılmayacak. Hiçbir televizyon açılmayacak. Ve sonrası çığlık sesi. Ben sanmıyorum dayanabileceklerini. Arzu umarım bayılmaz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Arkadaşlar nereye? Arkadaşlar nereye? Arzu? Şaka yaptım gözünü. Ya ben sana öyle ağlama. Ağlama. O gerizekalılar nerede? Ya ben size şaka yaptım. Nereye Arzu kaçıyorsun? Ama gel diyoruz nereye? Gamze abla aç ışıkları aç aç aç. Ya gel buraya. Kızı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Gel dedik ya geldi sandım ben. Kızı bırak kalbi nasıl atıyor? Arzu. Ya şaka yapayım dedim ya. Şaka yapayım dedim ya. Ne şaka mı olur ya? Ya çocuğu niye tek bırakıyorsunuz? Çocuğun aklı gitti ya. Siz varsınız ağladım diye saat, yaptım ya. Ben Arzu'ya böyle bir şey yapmam normalde. Aynen. Yazık çocuğa niye gidiyorsun? İkisi de kaçmış ya. Ben... Hayır kaçmadık. Biz tepki gösterdik. Gizli kameraya el sallar mısınız? Kameraya el salla korkacağım bir şey yok. Hepsini ben yaptım tamam mı? Orada. Orada kırmızı ışık yanıyordu. Ben diyorum ne var orada? Sen nereden bilecek kırmızı ışığı yanıyorum ben sana. Ne bana yapayım? Kızma tamam mı? Öykü de yapmıştım. Bir altımıza yapmadım. Seni birazdan öldüreceğim. Bu kadar ağlayacağını... Öykü bile ağlamadı. Seni birazdan öldüreceğim. Özür dileyerek sizden videoyu bitirebilir miyim? Halilciğim bana kötü editler yapan sen misin? Odayı dağıtan siz misiniz? Hep bunun yüzünden yaptım. Hak ettiniz. Hak ettiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz videoyu like atmayı, kanala abone olmayı. Hepinizi çok seviyorum. Ne tarz korku videoları istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O oldu size. Hoşçakalın. Gizli kamerayı sallayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gönlünü almam lazım. Gel ya gel. Bekler. Sarılalım içeride. Sen Arzu'yu bırak nereye kaçıyorsun? Oğlum nasıl önlerden gidiyorum? Sen niye çocuğu tek bırakıyorsun? Hayır kayıtlarda zaten göreceğiz birazdan izledikten sonra. Ya bırak palavrayı senin erkekliğine beni ya. Aslında ben senin erkekliğine.